bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye sevdasıdır. Sen yürü, biz ardından sen oluruz. Sen yürü Cumhurbaşkanım, ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. Ölmeden korkanlar dursun geride. Namertler, alçaklar kalsın geride. Elinde sancakla sen en ileride. Sen yürü Cumhurbaşkanım, ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. Karşıda Resul'ün onurlu izi, bir kutlu sefere çağırır bizi. Ey Nasım'ın nesli, duy sesimizi. Sen yürü Cumhurbaşkanı, ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. Ömrünü ülkesine ve milletine adayan lider, kahraman milletimizin yürekli lideri, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar. Gelken abi işte.
Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor. Dua ile, efendim, tekbirle, Fetih suresiyle çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi iman da bir nasip meselesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmakta tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar, bu tekbirler, bu salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, her bir ferdin istiklali ve istikbali için verilen cansiperane mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil Rum'u, Ermenisi, Yahudisiyle Anadolu'daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı. Nasıl anlatıyor şair bu destanı? Naramızdır bugün gök gürültüsü. Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal parıltısı. Kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber.